Merhaba arkadaşlar. Türk Düşünce Tarihi programımıza Osmanlı Klasik Çağında Düşünce bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılında söz konusu olan bilim ve düşünceden, Osmanlı siyasi düşüncesinden ve Osmanlı düşüncesinde ve bilminde ilmi performansın düşüşünden bahsedeceğiz. Hazırsanız eğer başlayalım. Osmanlılar birçok alanda olduğu gibi bilim, kültür ve düşünce alanında da kendilerine özgü eklektik bir yaklaşımı benimsemişlerdi. Bu doğrultuda üzerine kurulduğu ve yayıldığı coğrafyanın mirası üzerinden kendilerine has bir Osmanlı düşüncesi ve bilimi oluşturmuşlardır. Osmanlılar öncesi bilimsel ve düşünsel birikim İznik ve Bursa'da kurulan medreselerde Osmanlı biliminin temellerini oluşturmaya devam etmiştir. 1336 yılında inşaatı biten İznik'teki ilk Osmanlı medresesinin müderrisliğine ise Orhan Gazi Davudi Kayseri'yi tayin etmiştir. Davudi Kayseri daha çok Muhyiddin Arabi'nin Huşûşül Hikem şerhi ile kendisinden sonraki sufileri etkilemiş ve Osmanlı tasavvuf düşüncesinin temel belirleyicisi olmuştur. Osmanlı tasavvuf düşüncesinin teşekkülünde Davudi Kayseri kadar Molla Fenari'nin de katkısı azımsanmayacak kadar önemlidir. Fenari'nin tasavvuf kültürüne olan yakın ilgisi bazı eserlerinde açıkça görülür. Ayrıca Molla Fenari ilk Osmanlı şeyhülislamı olarak kabul edilir. Molla Fenari'nin tasavvufi düşüncelerinin şekillenmesinde Muhiddin İbnü'l Arabi'nin tesiri vardır. Diğer taraftan Molla Fenari Fahreddin Errazi ekolüne bağlı olup Razi'nin geliştirdiği İbn-i Sinacı sistemin Osmanlı geleneğine taşınmasında önemli rol oynamıştır. Gerek Davudi Kayseri, gerekse Molla Fenari, tasavvufla Razi İbni Sinacı ekolü aynı çatı altında bir araya getiren yaklaşımı benimseyerek ilk Osmanlı bilim ve düşüncesinin temellerini atmışlardır. Tüm bunların yanı sıra Osmanlı bilim ve düşüncesinin teşekkülünde bir alim uğraşı olan seyahatin de ayrıca önemli bir rolü bulunur. Seyahat hususunda ise Kadızade-i Rumi önemli bir isim olarak karşımıza çıkar. Kadızade, Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun çizgisinin takipçilerindendir. Hatta Osmanlı ilim muhitinde yetişen gerçek anlamda ilk özgün matematikçi ve astronomdur. Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun çizgisinin takipçilerinden bir diğeri şüphesiz Fethullah Eşşirvani'dir. Fethullah Eşşirvani, İlhanlı Devleti'ne bağlı bir eyalet merkezi olan Şirvan'ın Şemahi kasabasında muhtemelen 1417 yılı civarında doğmuştur. Fethullah Eşşirvani, hocası Kadızade'nin tavsiyesine uyarak 2. Murat devrinin sonuna doğru Anadolu'ya girmiştir. İlk uğradığı Kastamonu'da Candaroğlu İsmail Bey'den iltifat gördüğü için orada kalarak medreselerde ders vermiştir. Fetullah Eşşirvani gibi Ali Kuşçu da Anadolu'ya giderek hesap ilmi açısından da önem arz eden ilmi birikimleri bu bölgeye taşımıştır. Tüm bunların yanı sıra Kadızade ve Ali Kuşçu'nun torunu Mirim Çelebi de dedelerinin izinden giderek astronomi ve matematik alanında eserler vermiştir. Tarih ve edebiyat alanlarında söz sahibi olan Mirim Çelebi ile dedeleri Kadızade-i Rumi ile Ali Kuşçu Semerkant Matematik Astronomi Okulu'nun çizgisini takip etmekle birlikte kendilerine has yorumları getirmeyi de ihmal etmemişlerdir. Hatta Mirim Çelebi Anadolu Semerkant Okulu olarak adlandırdığımız okulun gerçek anlamda ilk temsilcisi olmuştur. Bahsettiğimiz isimler gibi dönemin bir diğer ünlü ismi Molla Lütfi'dir. Molla Lütfi kısmen derleme, kısmen telif olan Tazifül Mezbah adlı geometri çalışmasında Delos problemi adıyla bilinen bir küpün iki katına çıkarılması problemini ele almıştır. Yine bu dönemde Molla Yegan, Hızır Bey, Hızır Bey'in oğlu Sinan Paşa, İbni Kemal ve Ebu Suud gibi alimler de dönemlerinin otoriteleri arasında yer alan önemli isimler olmuşlardır. Bahsettiklerimizden anlaşılacağı üzere Osmanlı düşüncesi ve bilmi pek çok önemli isimlerden beslenmiştir. Osmanlı klasik çağında düşünce sisteminin ise temel olarak teorik, geleneksel ve pratik olmak üzere üç değişik kaynaktan beslenmesi söz konusu olmuştur. Osmanlı sistematiğinde teorik yapının mimarları arasında ise başta Platon, Aristo, İbn Sina, Farabi, Nasiruddin Tusi ve son olarak Kınalızade Ali yer almıştır. Osmanlı düşüncesinde ve biliminde ilmi performansın yükseldiği gibi bir düşüşün de yaşanması söz konusu olmuştur. Bu düşüşünse çeşitli sebepleri söz konusudur. Bu sebeplerden birisi Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yapısının mesleğinde parlayan ve başarı gösteren ulemaya cazip bürokratik mevkiler sunmasıdır. Çünkü bu durum yüksek mevkilere gelebilmek için ulemanın kendi içinde müthiş bir rekabete girmesine yol açıyordu. Bunun sonucundaysa ilmi performansın olumsuz etkilenmesi kaçınılmaz olmuştu. Osmanlı düşüncesinde ilmi performansın azalmasının belki de en önemli sebeplerinden bir diğer ise Osmanlıların Selçuklulardan miras olarak aldıkları bilginin siyasallaşması meselesiydi. Tüm bunlar doğrultusunda gerek düşünce üretim merkezi olan medreselerde, ulemanın bürokratik yükselişi için medreseyi atlama tahtası olarak görme eğilimi, gerekse siyasal iktidarın kendi meşruiyeti için bilgiyi siyasallaştırma gayreti, Osmanlı düşüncesinin gelişimine ket vurulmasına yol açtı. Ayrıca ulema arasında yaşanan kişisel rekabet de bunlara eklenince 16. yüzyılın sonunda Osmanlı dünyasında düşünsel anlamda bir kriz baş göstermeye başladı. Evet arkadaşlar, Türk düşünce tarihi programımızın Osmanlı klasik çağında düşünce bölümünü burada sonlandırmış bulunuyoruz. Sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.